Timur Soykan, 28 Ocak 2022, bir gün. Kurtlar sofrasında bir cinayet. Avukat Kudbettin Kaya, Kasım 2017'de İstanbul Yeşilköy'deki Cundalı Balık Lokantası'nda iki arkadaşıyla yemek yiyordu. Baronlar Savaşı'nın davasında Orhan Üngan'ın avukatıydı. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Naci Şerif'i ile aralarında husumet vardı. Duruşmalarda defalarca öldürüleceğim demişti. Sürekli tetikteydi ve lokantada kapıyı görebileceği yere oturmuştu. Ancak sohbete daldığı bir anda kapıdan giren tetikçiyi fark etmedi. Şapka ve atkıyla yüzünü kapatan tetikçi saniyeler içinde yaklaştı ve defalarca tetiği çekti. Kudbettin Kaya öldü. Beş yıl sonra aynı lokanta Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, çarşamba günü gece yarısı sahibi olduğu Cundalı Yeşilköy Balık Lokantası'na gelen iki kişiyle bir masaya geçti. Tartışma yaşandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Mahmut Yazıcıoğlu, ben Alaaddin Çakıcı'nın avukatıyım, yeğeniyim dedikten sonra silahlar çekildi. İki saldırgan defalarca tetiğe bastı. Bacağından vurularak yere düşen ve yardım edin diye bağıran avukata tekrar ateş açtılar. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardında karanlık olaylar zincirinin olduğu iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Drej Ali lakaplı Ali Yasağ'ın iki yeğeni Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu öldürdü. Drej Ali iki yeğenini dört yıldır görmediğini, olay yerinde kendisinin olmadığını, aynı ismi taşıyan yeğeni nedeniyle böyle zannedildiğini söyledi. İlk polis ifadelerinde bir gayrimenkul satışından kalan 65 bin TL nedeniyle cinayetin işlendiği öne sürülüyor. 65 bin TL bu alemde bir akşam yemeği parası. Cinayetin nedeni bu para olabilir mi? Yoksa polise bu ifadeleri verenler gerçek nedeni gizlemeye mi çalışıyor? Gözden kaçmaması gereken önemli bir bilgi var. İlk kez Gülgün Feyman'ın Flash TV'deki programında avukat Leman Türkmenoğlu dile getirdi. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun bir ortağı var ve o da avukat. Adı Süleyman Can'a Ticaret Sicil gazetesine baktığımızda şirketin adını buluyoruz. Medikal Simülasyon Eğitim Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited. Bu şirket Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü Cundalı Yeşilköy Balık Lokantası'nın sahibi. Yani cinayetin işlendiği yerin tek sahibi Mahmut Yazıcıoğlu değil, avukat Süleyman Can'a can katanla ortaklar. 2013 yılında kurulan şirkete Süleyman Can'a katan 100 bin TL, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ise 99.975 TL sermaye koymuş. Şirketin müdürü Mehmet Suat Özçeker ise sembolik ortak. Cinayetten 14 gün sonra çok garip bir olay yaşandı. Süleyman Can'a can İstanbul Başakşehir'deki villasına hırsız girdiği yönünde haberler yayınlandı. Can'a can katan İhlas Haber Ajansı'na konuşarak olayı anlatmıştı. Arkadaşlarımla otururken oğlum telefonla aradı. Baba yatak odasında hırsız var dedi. Acil eve geldim. Korumamla odaya girerken hırsızlara çık dışarıya diye bağırdım. Biri ateş etti. Ben de iki el ateş ettim. Yüksekten atladılar. Arabaya binip kaçtılar. 10 dakika içerisinde benim saatlerimi ve yüzüklerimi çalmışlar. Cana Can açıklamasında savcılığı ve polisi olayı soruşturmamakla suçladı. Bir hafta geçti. Kimse henüz bir şey yapmadı. Hırsız çatışmaya girecek, soruşturma devam etmeyecek. Bu olacak şey değil. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesinden iki hafta önce ortağı avukat Süleyman Cana Can evine hırsızların girmesi rastlantı olabilir mi? Avukat Leman Türkmenoğlu bu konuda iddialarda bulunuyor. Müvekkilinin bir şirketten mal almak için çekle ödeme yaptığını anlatan Leman Türkmenoğlu, sipariş edilen malların teslim edilmediğini, çeklerin ise kullanıldığını öne sürüyor. Bu nedenle Ağustos ayında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Leman Türkmenoğlu, şikayetçi olduğumuz şirketin avukatı Süleyman Can'a can katandı. Ben araştırdıkça çok büyük bir tefecilik organizasyonuyla karşılaştım. Onlarca bina, daire, bankalar üzerinden hiç para ödemesi olmadan el değiştiriyor. Burada çok sayıda iş insanı da var. Hepsi hakkında suç duyurularında bulundum, diye konuştu. Bu konudaki soruşturmaların devam ettiğini öne sürdü. Avukat Leman Türkmenoğlu'yla avukat Süleyman Can'a can, can katanın karşı tarafların avukatı olduğunun altını bir kez daha çizelim ve iki avukat da birbirleri hakkında şikayetçi olmuş. Leman Türkmenoğlu'nun iddialarını yalanlayan Süleyman Can'a can katansa, Leman Türkmenoğlu hakkında tehdit ve suç örgütü yöneticiliği gibi suçlamalarla suç duyurusunda bulunmuş. Süper Haber internet sitesinin haberine göre ise Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Bakırköy'de bir gözlük firmasıyla yasa dışı bahis organizasyonuna girdi. Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis organizasyonundaki bir alacak nedeniyle öldürüldü. Yeraltı dünyasında iki grup arasındaki alacak verecek meselesinin bu cinayete neden olduğu iddiaları da var. Hangi iddianın doğru olduğunu henüz bilmiyoruz ancak bir gerçek var. Siyasal İslam iktidarında mafya altın dönemini yaşıyor. Suç örgütleri sadece yer altında değil artık yer üstünde de at koşturuyor. Sedat Peker'in her biri 10 hükümet düşürecek ifşalarının yok sayıldığı ülkede çok rahatlar. Ne de olsa mafyadan maaş alan siyasi, müebbetlik suç örgütü liderinin aile fotoğrafını çeken hakim, yargı işlerini halletmek için 10 milyon euro rüşvet isteyen gazeteci, adliyelerde borsa kuran yargı mensupları, çökülen otellerde kalan eski başbakan ve bürokratlar, şüpheliye kaçmasını söyleyen İçişleri Bakanı hiçbir bedel ödemiyor. Kurtlar sofrasında bir ülkenin geleceği parçalanıyor. Timur Soykan